Ve yine son bir yıldır konuştuğumuz mesele artan araç fiyatları, araçların bulunamaması, sıfır araçların yeterli sayıda gelmemesi meseleleri ve son olarak da fırsatçılıktan bahsediliyor. Konuyla alakalı da Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına yönelik inceleme başlattı. Peki bu inceleme kimlere yönelik, neleri kapsıyor? Hemen Ankara'ya dönelim. Karşımızda Vuslat Ay var, detayları aktaracak. Vuslat. Otomotiv sektörüne geniş çaplı baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz yıl yani 2022 yılının Eylül ayında Eylül ayından bu yana haksız bir fiyat artışını görüyoruz. Otomotiv sektöründe aslında var olan aracın o aracın fiyatının üzerinde çok daha üzerinde satışlar yapıldığını ve haksız fiyat artışını görüyoruz. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bir inceleme başlattı. Özellikle geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan yaklaşık 260 bin araç için araçlar için inceleme başlattı. Bu kapsamda toplamda 13 dispiritör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi istedi. Yani bu 260 bin araç nasıl satıldı? Elden mi yoksa banka üzerinden mi ücretler alındı? Ya da araçların satışı yapılırken otomotivin kendi fiyatı mı yoksa zorunlu aksesuarlarda o müşterilere satıldı ya da zorunlu kılındı mı? İşte bunların her biri için inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında 13 dispiritör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi istendi. Az önce de belirttiğim gibi 260 bin aracı satın alanlara elden ödeme yapıp yapmadıkları, aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları soruldu. İncelemede liste fiyatının üzerinde eğer talep edilen ücret belirlenirse bunun üzerine vergi kaçakçılığı işlemi yapılacak. Usulsüzlük tespit edilen araç satışları için bayi ve dispiritörlere ceza kesilecek. Bu inceleme ile birlikte önümüzdeki günlerde bu fiyat artışı otomotiv sektöründeki fiyatları aşağı çekecek mi? İşte bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte görmüş olacağız diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Değerli izleyenler, seçim atmosferine iyiden iyiye girdik ve EYT meselesi de seçimin hemen öncesinde çözüleceğe benziyor. Şimdi meclise geldi gelmedi tartışmaları yaşanırken bu hafta meclise geldi. Şimdi de sorulan soru ilk maaşlar ne zaman alınacak? Konuya dair Bakan Bilgin bir açıklama yaptı. Mart'ın başında ilk maaşların yatacağını düşünüyorum dedi. Asgari ücretle ilgili de acaba Temmuz'da yine ara zam gelir mi sorusu vardı. Gerekeceğini sanmıyorum dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber yayınında konuştu. Asgari ücrete yeni bir zam yapılmasının olası görünmediğini ifade etti. Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi beklenmedik olağan dışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda %30'un altında %20'lerde bir enflasyonla karşılaşacağız. Enflasyonun %20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi ise EYT düzenlemesinin yasalaşmasını ve ilk maaşlarını alacağı günü iple çekiyor. Bakan Bilgin bir kez daha Mart ayını işaret etti. Düzenlemeden yararlanma tarihinin ise esnetilmeyeceğini söyledi. EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç meclisin iradesindedir. EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi gündemde değil. EYT'li maaşında düşük zam iddiası da doğru değildir. Bakan Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin de seçim öncesinde meclis gündemine getirileceğini açıkladı.